Öncelikle merhaba. Ben Şırnak Eğitim Sen Şube'den Adnan Şenbayram. Bizler Ağustos ayında Şırnak Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu ve Sanatçı Organizasyonu ile birlikte Şırnak'ta bir festival düzenlemek istedik. Festivalimizin içeriğine özellikle işte yerel sanatçıların artı bölgeden sanatçıların katılabileceği, işte yöresel kıyafet festivallerinin yapılacağı, Dengbejlerin tanıtımının yapılacağı, divanlar ve panellerin yapılacağı bir festival olarak düşündük. Böyle bir program çıkardık. Ağustos ayında ilk görüşmeleri yapmaya, çalışmalara başladığımız zaman biz Ekim 15 gibi yapmayı planladık, düşündük. En azından süreci yürütebilmek adına, her bireye ulaşabilmek adına, festivalin duyurusunu yapabilmek adına. Ama maalesef 15 Ekim'de olmamasının sebebi 15 Ekim'de bir valilik tarafından 15 günlüğüne, geçici bir süreliğine bir yasak konulmuştu. Bizler de ertelemek zorunda kaldık. Erteledik. 11-12 Kasım tarihlerini erteledik. Bugün itibariyle de bizler bu festival için son bir haftadır yoğun bir çalışma yürüttük. Afiş, bildiri, broşür dağıtımı yaptık tüm halkımıza. Silopi'den Cize, Güçlükonağı, Uludere'ye, Beytüşahbaş, Şırnak, her yerele, herkese ulaştırmaya çalıştık. Hem Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu üyeleri hem de yerel halk, herkese duyurumuzu yapmaya çalıştık. En azından festivalimizi anlatmaya. Son dönemlerde biliyorsunuz ciddi anlamda 2015-16 yılından itibaren bölgede bir kültürel soykırım politikaları uygulanmaktadır. Kültürel politikalar, soykırımdan bahsederken nelerdir? Artık yöresel kıyafet giymenin dahi suç olduğu bir noktaya gelindi. İnsanların, şu anda ben de bu röportajı Kürtçe vermek isterdim. Kurmancı ile vermek isterdim. Ama unutulmuş bir dil, ana dilinde eğitim talebinden uzaklaşılmış bir yasaklanmış bir dil olduğu için maalesef şu röportajı dahi Kürtçe veremiyorum. Unutulmaya çalışılan bunu tekrar yaşatmak için, unutulmaya çalışılan dengbejler ya da iktidarın diyelim ya da buradaki yöneticilerin, üst kurum amirlerinin kendi tekeline almaya çalıştığı dengbejleri bizler ne yapmaya çalıştık? Tekrar halkla buluşturmaya. Festivaldeki amaçlarımızdan biri buydu. Bizler çünkü şunu biliyoruz. Bir halk, bir birey kendi diliyle, kültürüyle, sanatıyla vardır. Bir bütündür. Bir bireyi sadece bir beden olarak düşünemezsin. Sosyal bir yapıdır. Bu sosyal yapının içerisinde bireyin kendi kültürü, dili, sanatı, yaşam biçimi, her şey vardır. Biz Botan'da şunu gördük. Gerçekten unutulmaya çalışılmış bir kültür, unutulmaya çalışılmış bir birey mevcut burada. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki hiçbir bireyi tarihsizleştiremezsiniz. Kültüründen uzaklaştıramazsınız. Aslında KESK olarak bizim yapmaya çalıştığımız festivalin amacı buydu. Biz evet normalde bugün saat 6'da bizim konserimiz olacaktı ama maalesef yasaklamacı politikalarla kayyum ve kaymakam kendisini tekrar ortaya çıkarttı. İşte düğün salonunun yer olarak tuttuğumuz düğün salonunun ruhsatının olmadığını söylediler. Bakın o düğün salonuna gittik. Orada son 2 yıldır neredeyse haftada 3-4 düğün yapılıyor. 3-4 düğün yapılan bir yerde ruhsat şimdiye kadar sorun olmuyorken bizim yapacağımız bu festivalde bakıyoruz ki ruhsat sorun oldu. Biz bu yasakçı zihniyetin ya da niye için yasaklandığını çok iyi biliyoruz. Burada unutulmaya çalışılan kültür, unutulmaya çalışılan tarihi kendi tekeline indirgenmiş bir kültüre, bir tarihe dönüştürmeye çalışıyorlar. Bizim halkımızdan beklentimiz aslında burada özne olarak kendisini gören her bireyden istediğimiz. Kültür bir yaşam biçimidir. Yok edilmeye çalışılan bu kültüre karşı gelin hep birlikte bu kültürümüzü birlikte yaşatalım. Bu haksızlıklara, hukuksuzluklara, yok edilmeye çalışılan tarihe, unutulmaya çalışılan dilimize, unutulmaya çalışılan yöresel kıyafetlerimize gelin hep birlikte bunlara sahip çıkalım. Bizim halkımızdan beklentimiz budur. Ne kadar çok halk yanımızda durursa bu tür çalışmalarda o kadar başarıya ulaşabiliriz. Bizim halkımızdan isteğimiz, çağrımız yarın Bırcabelek Derneği'nde yapılacak bu çalışmaların hepsinde yoğun bir katılım sağlamaları.